Dear participants and our valuable guests, welcome to the third International Social Sciences Conference organized by Çanakkale 18 Mart University BIGA Faculty of Economics and Administrative Sciences. Today we will start the first day of our conference with opening speeches, and then keynote speakers will continue. At the same time, our panels are organized in different channels, and you can follow them at the links given in the schedule. Today, the opening speeches will be conducted by first our Deputy Dean, Professor Dr. Dinçay Köksal. He is here with us. We thank him so much. Then our Faculty Dean, Professor Dr. Ercan Sarıdoğan. And then Chairman of the Conference, Burcu Kılınç Savrul. Sayın konuklar, sayın hocalarımız, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı'na hoş geldiniz diyorum. Bugün konferansımızın birinci günü açılış konuşmaları, ardından da sunumlarla, önemli konuşmacılarımızın sunumlarıyla devam edecek. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Dinçay Köksal hocamız bizimle birlikte, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dekanımız Profesör Doktor Ercan Sarıdoğan hocamız ve yürütme kurulu başkanımız Profesör Doktor Burcu Kılınç Savrul hocamız açılış konuşmalarını yapacak. Ardından önemli konuşmacılarımızla devam edeceğiz. Buyurun Dinçay hocam, hoş geldiniz. Okay, good morning everybody. Now that you start to speak English, I'm going to start my speech in English. First of all, I'd like to express my special thanks in the name of our university administration. Our rector would take part in this opening session, but now he has another meeting with the other universities network, the Aegean and Mediterranean region universities in Turkey, has a meeting this morning at the same time at 10 o'clock they started. I would like to express his best regards to all participants and also organizing committee. Okay, this year we are celebrating the 100th anniversary of the Turkish Republic Foundation. So this is very important event for us, international event. I'd like to express my again special thanks to the Dean of the Faculty Administrative Sciences, Economics and Administrative Sciences, and also the organizing head of organizing committee, Burcu Kılınç Savrul, and all the members and scientific committee of this conference, and also the presenters and keynote speakers coming not face to face, but virtual visit. Next time, we hope to see you in our university in Çanakkale, face to face in person. So, I hope this Congress will shed light upon the political, economic, and social problems we face nowadays. Throughout the whole world, we have different problems in different countries. Maybe some are similar in nature, not the same, but similar. So different problems. This Congress will, I believe, this Congress will shed light upon these issues and also developing new policies to solve these problems. Thank you for coming and contributing this Congress. I hope it will be very fruitful. As I said, next time, hope to welcome you in Çanakkale. Thank you, dear Dean, Can Sarıdoğan, Dean of the Faculty of Administrative Economics and Administrative Sciences, and all participants, speakers. Thank you. Thank you, sir. Do you like to speak in Turkish, Özgür, or you are going to
So if you speak a little bit Turkish, it would be great because we have Turkish guests also. Okay, o zaman Türkçe'de kısaca söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çeviri öğütünü çıkaralım. Evet, kongremin adı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sosyal ekonomik politik meseleler ve uygulanan politikalar başlığını taşıyor. Az önceki İngilizce konuşmamda belirttiğim gibi 100. yılını kutladığımız bu yıl 2023 yılı bizim için önemli. Düzenlenen bu kongrede bu anlamda önem taşımakta. Hem ülkemizde hem dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan tabii ki çeşitli sorunlar var. Sosyal, işte ekonomik başlıktan da başlıkta belirtildiği gibi, kongrenin başlığında da belirtildiği gibi. Bu sorunların çözülmesi yönünde buraya konuşmacı olarak katılan, bu kongreye konuşmacı olarak katılan tüm sunumların bunlara ışık tutacağını, bu sorunlara ışık tutacağını ve yeni politikaların oluşmasına ya da işte yürütülen politikaların değerlendirmesine vesile olacağını düşünüyorum. Kapsamda kongreyi düzenleyen Bilgi İktisadi Adli Bilimler Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Ercan Sarıdoğan hocamıza, Yürütme Kurulu Başkanı Burcu Kılınç Savrul hocamıza, ben rektörümüz tabii selamlarını da ileterek herkese başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Üniversite yönetim olarak bu etkinlikten duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyorum. Tabii konuşmacılarımız var. Çağlı konuşmacılarımız var. Az önce Laura hangi üniversite? Kuzu Üniversitesi. Evet, değişik üniversitelerden çağlı konuşmacılarımız da var. Her bir konuşma ayrı ayrı tabii ki değer taşıyor. Bu kongrenin amaçlarına yönelik önemli katkılar verecek. Buna inanıyoruz. Verimli bir kongre diliyorum. Hem düzenleme kurulu üyesi Bilgi İktisadi Adli Bilimler Fakültesi tüm hocalarımıza, düzenleme kurulunda yer alan, bilim kurulunda yer alan, başvuruların değerlendirmesinde yer alan tüm hakem hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başarılar. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi sözü Bilgi İktisadi Adli Bilimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ercan Sarıdoğan'a veriyoruz. We give the chair to Professor Dr. Ercan Sarıdoğan, the Dean of BİGA Faculty of Economics and Administrative Sciences. Sayın Rektör Yardımcım, değerli misafirlerimiz, sizleri fakültemiz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Fakültemiz tarafından 3. düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı'na hoş geldiniz. Konferansımızın bu yılki ana teması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sosyal, ekonomik ve politik meseleleri ve uygulanan politikalar olarak belirlenmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında sosyal, ekonomik ve politik alanlar başta olmak üzere ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde kritik öneme sahip enerjide, teknolojide, kalkınmanın finansmanında dışa bağımlılıkların azaltılması, kurumsal ve yapısal düzeyde iyileştirmeler için uygulanacak politikaların bilimsel olarak analiz edilmesi, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve sosyal refahın artırılmasında kritik rol oynayacaktır. Bu bağlamda konferansa katkılar sunan bilim insanlarına, araştırmacılarına şükranlarımı sunuyorum. Konferansın düzenlenmesine emek veren İktisat Bölüm Başkanlığımıza, hocalarımıza ve idari personelimize de teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. We thank Mr. Professor Dr. Ercan Sarıdoğan for his speech. Now, Chairman of the Conference, Professor Dr. Burcu Kılınç Savrul is in chair. Burcu Hocam, buyurun. Sağ olun. Özgür Hocam, burada hocalarımız girmeye devam ediyorlar. Sistemi siz kabul et kısmını yapar mısınız ben konuşurken?
Tabii. Tamamdır. Ben de birkaç bir şeyler söyleyeceğim tabii ki de. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Bu sebepten dolayı da değerli hocalarımızla birlikte tema olarak 100. yılı vurguladık. Şimdi o Cumhuriyet döneminde yapılan yapısal reformların temelinde tabii ki de günümüzde ülkemiz gelişimi devam ediyor hızlı bir şekilde. İlk aklıma gelenler örneğin Danıştay'ın kurulması, aşar vergisinin kaldırılması, daha sonra hilafetin kaldırılması başka bir yapısal reform. Yine kadın erkek eşitliği başka bir reform. İlk öğretime geçişin zorunlu tutulması, karma eğitime geçmemiz, medeni kanun yine yürürlüğe girmesi, bir iktisatçı olarak yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması. Daha sonra Cumhuriyet döneminden sonraki süreçte de tabii ki de reformlara devam ettik. Özellikle 2001 krizinden sonra bankacılık sektöründe reformlar gerçekleştirdik. Yine kamu mali disiplini adı altında kamu borçlarını, zararlarını düşürme amaçlı uygulamalar gerçekleştirildi. Ve Türk parasının değerini arttırmak hedefinde biliyorsunuz paramızdan 6 sıfıra attık. Bugün yine günümüzde aynı değerlere vurgu yaparak işte hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, yasalar önünde eşitlik gibi devam edeceğiz ülkemizi geliştirmeye. Az önce vurguladığım gibi iktisatçı olarak ben ekonomik açıdan da bir şeyler söylemek istiyorum. İş tasarruflarımızı arttırıp bunları yatırıma dönüştürme yine enerji sektöründe enerji tasarruflarını arttırma özellikle rüzgar ve güneş enerjisine yönelme yine önerilerim arasında. İthalata bağımlı büyüme oranlarımızı düşürüp ithalata bağımlılığı yine azaltmamız gerekiyor ve bir de teşviklerimizi mümkün olduğunca öncelikli alanlara, önemli sektörlere aktarmamız gerekiyor. Diğer hocalarımız da bu konularda eklemeler yapacaklardır. Ben kongre konferansımız çerçevesinde emek veren tüm hocalarımıza, tüm misafirlerimize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve konuşmamı Özgür Hocama devrediyorum. Tekrar sağ olun her şey için. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün...